Kızımda hala harekete olan bakış açısını değiştiremedim. Çok yoruluyorum diyor. Hani harekete karşı olumsuz bir inancı var ki bence anne baba olarak daha çok arkadaş olup çocukla birlikte yürümek, ip atlamak, oyun oynamak, işitsel, işte sağ lob, sol lob falan ayırıp çocuklarımızı böyle kategorize ediyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Şükür, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şükür kavuşturana diyelim. Aylardır bağlanmaya çalışıyorum. Öyle mi? Bugün nasip oldu. Çok şükür. Hocam ben kızım için 3 ay önce sizden online eğitim aldım. Kızım ve ben. Tamam. Beraber alıyoruz. Tamam. Hayatıma kattıklarınız için teşekkür etmek istedim öncelikle size. Sağ ol. Yani o kadar yanlışlıkla büyüttüğüm, çevrenin baskısıyla büyüttüğüm, anaç, kendimi anaç zannedip çok fazla zarar vermişim çocuklarıma. Evet. Aman yiyin, aç kalırsınız. İşte evet, güçsüz olursunuz. İşte sizi sevmezler gibi ve çevremdeki kişilere de bunu yapmışım hep. Şimdi öğreniyorum çok yanlış yaptığımı. Ve yani bu boş geçirdiğim zamanlardan dolayı da hep böyle herkesin elinden tutasım var. Hani bu yanlış, o öyle değil böyle. Yani diyorum ki fırsat verseler bütün çocukların zihinlerini yeniden değiştirsem. Hani hep bu çabadayım. Hani sizin sayenizde gördüğüm bütün çocuklara, özellikle kilolu olanlara diyorum ki annelerinin verdiği telkinler, hani baba değil de anne daha çok çünkü. Tabii daha çok muhatap oluyor ve çocuk anneye güvenme sevgisi daha yüksek. Evet. Aynen, yani model olarak onu görüyor. Mesela beni kıskandığında kızımın, hani görünüşümü kıskandığında, bununla işte annesi olduğum için kıskanıyor diyordum. Oysa ki hani benle onun arasında çok fazla görsel olarak fark vardı. Beraber katılalım dedik, katıldık. Görsel olarak onda da çok güzel incelmeler var ama size şeyi danışmak istedim. Hani harekete olan bakış açısı benim değişti. Ben her fırsatta harekete çeviriyorum her şeyi. Önceden şeydi, ya hareketi hareket olarak algılamıyordum, öyle söyleyeyim. Aslında çok hareketliymişim. Ama boş duruyorum, bir hareketim yok diyordum. Şu an onu kabullendim. Yiyecekler olan bakış açım değişti. Çok iyi. Mesela eve ekmek almadan dönemiyordum yani, istemsizce. O gün sanki aç kalacak gibiydim. O değişti. Ama kızımda hala harekete olan bakış açısını değiştiremedim. Çok yoruluyorum diyor. Yorgun geliyorum diyor. Okul temposu çok fazla, yoğun. Onu nasıl değiştirebilirim kırmadan? Çünkü böyle online alırken hocalar da söylüyor. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar ama konuşurken tamam deyip sonrasında öteleme yapıyor. Şimdi anne ve babalara daha çok tavsiyem her zaman arkadaş olmak çocuklarla. Yani anne baba olmamak. Anne baba olduğunuz sürece öğretemezsiniz. Bunu önce söyleyeyim. İkincisi, anne baba olduğunuz zaman modellerler. Yani ya sizi modellerler ya da sizin zıt kutbunuzu modellerler. Yani sizi seviyor, güveniyor, doğru buluyorlarsa sizi taklit ederler. Sevmiyor, rahatsız ediyor, yalancı buluyorsa, güvensiz buluyorsa, söylediklerinizi dikkate almıyorsa zıt kutupta birisine yönelirler ve oraya modellerler diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi hareket büyük bir ihtimalle çok küçük yaştan itibaren hani harekete karşı olumsuz bir inancı var ki ya bu küçük yaşta çok hareketliydi, sakar falan gibi durumlar oluştu, hiperaktif çocuk olabilir. Bundan dolayı bir ilaç tedavisi, doktor tedavisi olduysa bu tarz şeyler. Hem genele söylüyorum hem size de yani şey yapıyorum. Bu tarz şeyler de çocukların doktor tarafından muayene edilip ilaç verildikten sonra hareketlerini kısıtlıyorlar. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Hiperaktif çocuk olarak nitelendiriliyor. Oysa ki meraklı bir çocuk oynamak istiyor, enerjisini çıkartmak istiyor. Bence merak veya enerjisine izin verilmeli. Çünkü çocuk böyle öğreniyor. Ya da hareketle ilgili bir deneyim yaşamış olabilir kendi başına. Hiç öğretmediğiniz halde, ebeveynler öğretmediği halde okulda bir deneyim yaşamış olup daha uslu olma, akıllı başlı kız olma, cicili bicili kız olma, işte ağır başlı olma gibi. Yani bilgiye çok önem veren, kızlarda bu çok çıkıyor. Yani okumak, evet, bilmek, bilgi, bu bir güç deyip beden, fizik, anlamsız gibi bakış açılarında bu harekete olan şeyleri olumsuz olarak, inanç olarak koyabiliyorlar. Ve dolayısıyla zihinsel yorgunlukla bedensel yorgunluğu ayırt edemedikleri için
günlük hayatlarındaki zihinsel çok çalışmaları, yani okul okumaları, okulda Evet. bir şey müdahale, hemen fiziksel yorgunum diyerek hareketi kısıyorlar. Bilmem Evet. anlatabildim Yeliz Hanım. Yani Anladım, anladım. bazı çocuklar hani bilgiyi, ilmi, anneler de yapıyor bunu. Anne baba diyor ki yani akıllı ol, işte çok oku, çok bilmem ne yap, güçtür, silahtır. Yani sen akıllı kızsın falan deyip eğitimi daha önemseyerek. Yani kızın fiziğini önemsememek, hareketi önemsememek ama bilgiyi önemsediğinizde kız çocuğu veya oğlan çocuğumuz daha çok hani bilgisayarda çalışıyor, masa başında çalışıyor. Bu ailede de hani masa başı çalışanlar çoksa bundan da kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla güzelliğine değil, fiziğine değil, kafasına yatırım yapmayı arttırıyor. Dolayısıyla kafası çok yorgunlaşınca ben çok hareket ediyorum, çok yoruluyorum, zaman bulamıyorum artık harekete diyerek hareketten kaçabiliyor. Ya da şişmanlık esnasında spora gönderiliyorsa, egzersize zorla gönderiliyorsa Evet. o dönemlerde kişi artık nefret etmeye başlıyor. Çünkü spor hocaları maalesef normal ideal bedende olanla şişman olanın arasında bir ayrım yapmadan koşacaksın, zıplayacaksın, zorlayarak motivasyon, sözde motivasyon ama aslında yani ideal bedende olan birisine verdiğiniz egzersiz görevleriyle 20-30 kilo fazla olan birisine verdiğiniz arasında iskelet yapısından tutun metabolizmaya kadar kişinin iradesine kadar çok büyük bir fark oluşuyor. Yani beni bakkala gönderdiğiniz zaman gidip rahatça gidip alabiliyorum ama bana bir 50 kilo sırtına bir çuval koy ve git bakkaldan al gel dediğin zaman bir kere iki kere gidiyorum. Üçüncüsünde artık o 50 kiloyu taşımak beni rahatsız ediyor ve harekete karşı artık ilgim azalıyor veya kötü Evet. düşünüyorum. Yani bunlar aşağı yukarı böyle genel temel Bu şeyler. o durumda. Hani Efendim? önce yüzmeye gitmişti mesela, tek başına yapan sporlardan hoşlanıyor. Oldum olası hep böyle bir kalabalık spora hiç girmedi, ortama girmedi. Bizde işte Hani kilolarından evet. dolayı kendisinin başarısı yani başarısının düşmesinden dolayı rahatsız oluyor. Aslında çok istiyor. Mesela manken aldık eve. İdeal bedende giyeceği kıyafetleri ona giydirdi. Kaç Hani yaşında şu odasında anda? duruyor. 13 yaşında hocam. Dün doğum günde 13'e girdi. Olacak. Ben Ha, hiç çok şüphem ya, yok. Yani inanmıyor. sizden daha başarılı olacak. Yani şey anlamında şu anda temel bilgileri almaya başladı. O şekillenecek yani. Aynen ya, şey de yapıyor. O aldığı bilgileri etrafındaki arkadaşlarına da söylüyor. Mesela kesinlikle diyet yapacağım diyen insanlara aşırı bir tepkisi var şu an. Herkese diyet kilo aldırır. Hareketsizlik size kilo Tabii. aldırıyor. İşte Tabii. mesela şey yaptım ben hocam, ilk başladığımızda bu cipstir, koladır, abur cubur dediğimize enerjisi fazla olan yiyecekler diye adlandırmaya başladık biz onu evde. Tamam. Önceden almıyordum. Şimdi alıyorum, bitmiyor. Ve orada Ben kalıyor sporla rafta. yani daha fazla hareket etmem lazım. Ha, Doğru. öyle söylüyorum. Mesela bir tane çikolata mı yedin? O zaman iki kere o basamak inilip çıkılacak dediğim zaman daha Böyle böyle bir istememeye, bırakmaya başladı. anladım. Şimdi hiç görmüyorlar hani. Yani İstek şey şöyle geçti. söyleyeyim. Daha sağlıklısı şu. Yani bu çikolata bir öğündür, yemektir. Yani sonuçta enerji Evet. alacaksın. Bunu alırsan da hani hareket miktarın doğal olarak daha çok hareket kullanabilirsin. Artacak. Yani daha çok bahçede çalışabilirsin. İşte merdivenleri tabii bunlar daha yani daha çok enerjin olacak yani gibi algılanması Aynen. kişinin kendi dengesini yavaş yavaş koymasına sebebiyet verir. Aynen, hani onları oturtturduk çok şükür. Hani Çok güzel. etrafında diyenlere falan da mesela herkese kendisi söyleyebiliyor. Mesela gelip mutsuz çocuk diyor. Çünkü kilolarıyla bağışıklık işte şey olmuş, barışığım diyor ama aslında mutsuz diyor. Hepsinin farkında. Tek şeyi hareket kaldı onun. Onun da neden olduğunu da farkında. İşte spor salonunda zorlanması, işte zamanında Tabii diyet tabii. altında kısıtlamalarımız. Şimdi size önerim şu. Öncelikle anne veya baba olarak model olun. Birlikte takılın. Birlikte spor veya egzersizlere gidin ve ona o egzersizlerin faydalarını bol bol anlatın, övün ve kızınızı da tek başına yapın. Gruba sokmayın. Çünkü orada dediğiniz gibi Rahatsız. sorun yaşıyor. Evet. Ben her zaman şunu savunuyorum ve bunu da öğreti olarak öğretiyorum. Birçok okullarda İşte çocuk sosyaldir, işte yok sağ lobu çalışıyor, yok sol lobu çalışıyor, yok görsel, yok işitsel. Böyle salak salak, salak Evet. salak bu toplumu bu şekilde beyinlerin sınıf ayrımına neden olan, doğru olduğuna inanan aptal fikirlerle dolu bir memlekette yaşıyoruz. Oysa Evet. ki beyin, beyindir arkadaş. Yani hangisi neyle ilgilenirse onu geliştiriyor. Yani çocuk
İşitsel gelişebiliyor, görsel gelişebiliyor. Yani çocuğun merakıyla alakalı bir şey. Çocuğu Evet. sınırlamakla alakalı değil. Ve sonradan da işte benim kızım matematiği çok seviyor, feni sevmiyor. Edebiyatı çok seviyor, bilmem neyi sevmiyor. Yani Evet. senin çocuğun başarısız değil. Senin çocuğun pardon yani matematikte başarısız, işte edebiyatta başarılı, özür dilerim. Bu şekilde yaklaşılıyorlar çocuklara. Öyle bir şey yok. Senin çocuğun matematikte de başarılı olabilir, edebiyatta da Evet. başarılı olabilir. Çocuğun ilgisiyle alakalı. Ya hocayı sevmiyordur, hocasıyla arasında sorun vardır. Ya Evet. sınıftaki sınıf arkadaşlarının o dersle ilgili ona yaklaştıkları olumsuzlukları sevmiyordur. Ya da dersin ona bir şey kazandırmayacağına inanıyordur. Dolayısıyla o derste ilgisizdir. İlgisiz olunca başarısız gibi görünür. Evet. Yani hiçbir çocuğumuz başarısız değil. Hemen çocuklarımızı böyle görsel, işitsel, işte sağ lob, sol lob falan ayırıp Yönlendirme. çocuklarımızı böyle kategorize ediyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Evet. Aynı olay senin kızının şişmanlığıyla. Çocuk normalde şişman olmaz. Çocuk evdeki anne babanın telkinleri, modellemeleri ya da Evet. atıyorum deneyimleri diyelim kızımızı. Enerji almayı arttırmış, enerji tüketmeyi azaltmış. Sonuçta ortaya şişmanlık çıkmış. Şimdi anne baba olarak bunu tersine çevirme hakkı hemen yapabilirsiniz. Bence anne baba olarak daha çok arkadaş olup çocukla birlikte yürümek, ip atlamak, oy oynamak, işte körebe oynamak, harekete yönelik oyunları kendinizin de arttırarak eğlence gibi arkadaşlaştığınızda o onu sevecektir ve ömür boyu artık problem kurtulacaktır şeyler. Ya onu hani hareket olarak değil de dediğiniz gibi oyuna döndüğümüzde sorun Oyun yok. oyun. Ama hareket, egzersiz dediğiniz Yok zaman bir yapmayın, tıkanma egzersiz oluyor. yapmayın. Yapmayın yani Aynen. havuza gidin, eğlenin orada, top oynayın, yakar topu oynayın, zıplayın, koşun. Anladım. Yani önemli olan enerji tüketimi. Hatta Aynen. bahçe yapın, ağaç dikin. Yani hareketli her şey olabilir. İlla şey değil. Kız hareketi sevmeyi Aynen. öğrenmeli yani. Yavaş yavaş da kilolar vücutundan gittikçe hareketin güzel ve kolay olduğunu anlayacak. O şimdi hareketin zor ve Evet. sıkıcı olduğunu doğru yani. Çünkü o deneyimleri aştı yani. Demin anlattığı Ya gibi. şimdi düşündüğü zaman şey diyor mesela ben öğrendim artık işte her şey bana kilo yapmıyor neyin ne olduğunu öğrendim doğru bilgi öğrendim hatta diyor ki okula söyledim diyor keşke Deniz Egeci abi buraya gelse de bütün hepinizin beyinlerini değiştirse çünkü herkeste aynı bir düşünce var diyor hani çocuklara dokunmayı çok seviyor. O yüzden hem bunu sormak istedim. Gerçekten hem de hayatımıza bu yönde olumlu dokunduğunuz için teşekkür etmek istedim. Sağ Hani olun. şey söylüyorlar, pahalı ücretler hakkında söylüyorlar. O da çok zoruma gitmişti benim. Onu da dile getirmek istiyorum. Valla insan Servet kendi zevkini verseniz, biçer yani. ha Ben yok hocam, servet versem bu bilgileri kazanamam. Çok teşekkür ediyorum. Bizimle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. evet. Bence Çok sağ insanın olun. kendini değeri yani kendine yatıracağı yatırım Asla, evet. hiçbir şekilde pahalı değil. Ama Evet. komşulara, tapulara, kültür, gelenek, mentalite, türbün oynadığınız her şey pahalıdır. Evet. Yani bence Yani yani. ben bunu fark ettim. Etrafımda ne kadar boş kalabalığın olduğunu, zamanımın boş geçtiğini, o ne yapmış, bu ne demiş, işte okulda şu kimmiş başarılı. Şu an diyorum ki kendim için önce kendim olmayı sizin sayenizde öğrendim. Sağ ol. Herkese de Çok söylüyorum önce teşekkür ederim. kendiniz. Yani kampa katılmayı da çok istedim, nasip olmadı ama inşallah bir gün gelip İnşallah. sizi orada ziyaret etmeyi Memnun de çok ettim. isterim. Memnun Çok ettim. teşekkür Ben ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. bilgilerden Kızımıza dolayı. selamlar. Aşkım. Eniştemine selamlar.